Yeni dünya düzeninin dengeleri ve parametreleri Asya'dan doğan güneşten çıkıyor. Yani bu çok net. ben iddia ediyorum. Türkiye ile Suriye normalleşmesinden sonra çok çok büyük bölgede işbirliği adımları atılacak. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, özellikle Rusya'da bir husus var. Nedir bu? Rusya şu anda tatbikatlarını yavaş yavaş arttırmaya başladı. Ve özellikle bu tatbikatlar çerçevesinde Yunan medyasında çok önemli bir haber çıktı. Rusya nükleer bir savaşa hazırlanıyor. Bakın çok çok önemli. Şimdi Rusya'nın zaten uzun zamandır yaptığı bu hazırlıkları biliyoruz. Şimdi öyle bir durum var ki Rusya ile Türkiye'nin bu anlamda bir kader birliği yaptığını görüyoruz. Çünkü NATO'nun şu anda 100 binden fazla hep söylüyoruz Avrupa'da orduları var. Şimdi bu ordular Buraya boşuna getirilmedi. Bu kadar çok sayıda ordunun, askerin burada olması bir savunma Rusya'ya karşı işte efendim savunma olarak değil, bir taarruz olarak algılanıyor ki doğru. Şu an Rusya'ya karşı bu konuda fırsat kolluyorlar. Ukrayna ile başlayan süreç daha da uzayabilir. Nitekim İki gün önce Stoltenberg'in yaptığı açıklamalarda NATO Genel Sekreteri'nin bu yöndeydi. Rusya Ukrayna savaşı daha da uzayabilir demişti ki uzayacak gibi durum onu gösteriyor. Rusya'nın burada istediklerini almadan bu savaşı bitirmesi kesinlikle yani olağan değil. Bunu görmüyoruz. Her yani Rusya'nın burada istedikleri ne? Bir kere kesinlikle kendi sınırında NATO'yu istemiyor ama ısrarla NATO Finlandiya'yı NATO ülkesi olarak alıp Bakın burası çok önemli. NATO ülkesi olarak kabul ettirip bu teşkilata Kuzey Atlantik paktına sokup Rusya'ya sınırı olan bir ülkeyi NATO ülkesi yapmak istiyor. Ukrayna'da yapamadığını Finlandiya'da yapmak istiyor. Zaten Rusya'ya karşı bu taarruz hareketi başladığında hem Baltık'tan hem de aşağıdan efendim Ukrayna tarafları Doğu Avrupa'dan Rusya'ya topyekün bir saldırı hazırlığı var. Amaç zaten Putin'siz Rusya. Yine geçenlerde Zelenski bir açıklama yaptı. Yaklaşık bir 4-5 gün önce dedi ki Zelenski, "Putin ölmeden bu savaş bitmeyecek." dedi. Bakın çok çok hadsiz bir açıklama Zelenski'den. "Putin ölmeden efendim bu savaş bitmeyecek." açıklaması yapıyor. Bir kere şunu sormak lazım. Yani bunların asıl hedefi Rusya'dan çok Putin gibi. Neden? Çünkü bakın Putin giderse yani Putin'siz Rusya eşittir tamamen uydu devlet olma haline gelecek bir Rusya'yı doğurur ki bu anlamda güç dengeleri tamamen değişir ve Amerika ve diğerleri istedikleri gibi gelip buralara hegemonyası olarak hakim olur. Bunu bir kere görüyoruz. Şimdi Rusya ne yaptı? Bölge ülkeleriyle ve Türkiye'de özellikle bir kader birliği yaptı. Bir kere bu 2016-15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir bakın bakalım. Türkiye'nin en çok ilişkide olduğu devlet, lider kim? Rusya. Bu tesadüf mü? Değil. Bugüne kadar niye yapılamıyor? Devletin içinde Gladio kanadı dediğimiz o FETÖ'cü kanat kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin Rusya'yla birlikte hareket etmesini her zaman engelledi. Yeri geldi Rus uçağı düşürüldü. Yeri geldi Rus büyükelçisi Karlov suikastı oldu. Ama Rusya aklı selim davranarak bunların bir Atlantik tuzağı, bir Gladio planı olduğunu gördü. Gladio'nun özellikle planı buydu. Yani neydi? Rusya'yı sürekli Türkiye'den uzak tutmak, Türkiye'yi de Rusya'dan uzak tutmak. Ama istedikleri gibi olmadı. Neden? Çünkü Türkiye... Özellikle bakın Türk devletinin 2200 yıllık Türk üst aklının devreye girmesiyle Avrasya'da tarihi bir mevzilenme içine girdi. Aslında yeni dünya düzeninin dengeleri ve parametreleri Asya'dan doğan güneşten çıkıyor. Yani bu çok net. Asya'da yeniden bir güneş doğuyor ve Türkiye burada haklı olduğu uzun zamandır bölgesel güç merkezli planlarını bu ittifakın ve bu bölgenin içinde yapacak. Bu çok net. Bakın Diyeceksiniz ki hocam neye göre yeni dünya düzeni Asya'dan yükseliyor, Asya'dan bir güneş doğuyor diyorsunuz. Çünkü neden? Bakın bunu Biden nasıl söyledi? Amerika Birleşik Devletleri'nin bunak başkanı Biden çıktı dedi ki efendim yeni dünya düzeni kuruluyor buna biz öncülük etmeliyiz. Biz dediği kim? Atlantik ve Batı bloğu. Ama bakın onlar istediği kadar yeni dünya düzeni dengelerinde kendilerine bunu çevirmek isteseler de bu yeni dünya düzeni dengelerini kendileri oluşturmak istese de artık çok geç güneş artık Asya'dan Avrasya'dan yükseliyor ve Türkiye gelecek dönemde Çin'in bir yol bir kuşak projesi kapsamında her zaman söylüyoruz. Yeni bir güç merkezi, enerji merkezi, transit geçiş merkezi olabilir. Bunlar hayal değil. Zaten bunlar yapılıyor. Bu altyapı çalışmalarının birçok ususu boşuna mı yapılıyor sanıyor sevgili dostlar? Bakın size bir örnek vereyim. Daha önce de vermiştim. Rize Artvin havaalanı açıldığında ana akım medyada şu söylemler vardı. Tarihi İpek yolu konusunda önemli bir güzergah. Tarihi İpek Yolu yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Azerbaycan'la Türk Kapısı denilen Zengizur Kapısı'nın dahi bu anlamda açılmaya çalışılması, buradaki koridorun açılmaya çalışılması aslında Çin'in bir yol bir kuşak projesindeki orta koridorun etkin hale getirilmesidir. Bakın geçenlerde yine Sayın Cumhurbaşkanı Türkmenistan'a gitmişti. Türkmenistan'da Serdar Berdi Muhammedov Gurbanguly Muhammedov'un oğlu. Şu anda yerine gelen isim ki Serdar Berdi Muhammedov Türkiye'ye uzak bir isim değil, yakın bir isim. Türkiye'ye karşı olan davranışlarını vesaire düşüncelerini az çok sürekli biliyoruz, takip ediyoruz. O yüzden de Serdar'ın göreve gelmesiyle birlikte Türkiye'de bakın Türkmenistan doğalgazını Türkiye'den geçirme projesi daha fazla özellikle TANAP'la birleştirilerek o yüzden Azerbaycan'da da oradaydı. Bunun yapılmaya çalışılması bile Türkiye'nin yakın gelecekte bu anlamda bir enerji merkezine doğru gittiğinin işaretidir. Biz bunu hep söylemiştik. Hocam nasıl enerji merkezi olacak dediğinizde bakın dikkat edin temeller tek tek atılıyor. Türkmenistan'daki husus bir yana Rusya Putin açıklama yapmıştı. Ne dedi? Türkiye bir doğalgaz merkezi kuralım. Trakya'da bununla alakalı çalışmalar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı da geçen açıkladı. Putin de söyledi. Bundan sonra işte fiyatlar burada belirlenecek vesaire. Yani Putin demek istiyor ki Türkçesi benimle anlaşmak isteyen varsa diyor Avrupa'ya. Önce Türkiye'ye gelsin Türkiye ile anlaşsın. Şimdi bu çok çok önemli. Bu birliktelik aslında tarihi bir birliktelikten öte. Benim şahsi kanaatim böyle ki tarih bunu gösteriyor. Bu bir kader birliği. Kime karşı? 2200 yıllık özellikle Türk üst aklının bu anlamda planladığı bu husus şeytani o küresel hegemonyanın o global monarşinin o uşaklarına karşı yapılan çok çok önemli bir ittifak. Bakın bölge ülkeleri de bu ittifakta, Türk Cumhuriyetleri de bu ittifakta. Bir kere bunu çok iyi görmemiz lazım, analiz etmemiz lazım. O yüzden Türkiye'nin bu anlamda Bölgesel merkezli Türk dış politikasını daha da etkinleştirmesi demek, bölge ülkeleriyle politika üretmesi demek, Türkiye'nin her zaman bu anlamda yararına demek. Ve coğrafyanın bu anlamda yeniden Türkiye'ye yüklediği bir misyon var. Ve bu misyon tarihi bir misyon. Bakın bu misyon kapsamında Türkiye'nin tuzaklarla dolu olduğunu, işte Türkiye'nin özellikle Türkiye'ye karşı öyle söyleyelim, tuzaklar yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani Yunanistan bu anlamda bir tuzak olmaya çalışsa da ilahi manada Yunanistan Türkiye için bir sıçrama tahtası olacak. Bakın Türkiye'yi böyle efendim Yunanistan'la savaştıralım, Türkiye'yi istediğimiz gibi kontrol edelim falan bunlar yani şu anda mümkün olmayacak projeler, hayal projeler. Ama Amerika ne bu hayalinden vazgeçiyor ne de orta koridoru Türkiye'ye kaptırmak istiyor ne de Türkiye'nin bu anlamda Rusya ile ve bölge ülkeleriyle attığı adımları istiyor. Bunlardan kesinlikle rahatsız Amerika. Bakın Suriye ile Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde açıkladı. Suriye, Rusya, Türkiye ortak bir görüşme yapabiliriz dedi. Bu ortak görüşmeden kastı Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında Suriye ile normalleşme adımlarında Rusya'nın da bu anlamda olması demek Rusya'nın ara buluculuğunda hatta bunu daha önce de söylemiştim Moskova'da iki ülke liderinin buluşması ve atılacak adımların hem Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin tamamen çıkarılması hem de Amerika'nın Fırat'ın doğusundan çıkarılması konusunda atılacak en önemli adımlardan biridir. Bir kere bizim Suriye ile bu anlamda görüşmemiz elzemdir ve çok çok önemlidir. Türkiye'de bu adımları atmaya başladı. Cumhurbaşkanı'nın birkaç gün önce söylediği adımlar buna işarettir. Bu işaretler daha da artacak ve geleceğin dünyasında Türkiye çok çok farklı bir konseptle karşımıza çıkacak. Bir kere buna inanıyoruz ve biliyoruz. Bunun haricinde özellikle söylememiz gereken çok önemli bir husus daha var. Bakın yakın zamanda buradan iddia ediyorum. Türkiye ile Suriye normalleşmesinden sonra çok çok büyük bölgede işbirliği adımları atılacak. Bu işbirliğin içinde Pakistan'da olacak, Türkiye'de olacak, Suriye'de olacak, Rusya'da olacak, Türk Cumhuriyetleri de olacak. Çok çok büyük bir konsorsiyum hazırlanacak ve Türkiye'nin bu anlamda yavaş yavaş ilahi manada da hani o 2.200 yıllık Türk üst aklının da Türkiye'ye bahşettiği o misyon tecelli olacak. Çünkü zamanın sahibi veya sahibi zaman dediğimiz husus da yavaş yavaş vuku bulmaya başlayacak. Türkiye sıradan bir ülke değil. İstanbul sıradan bir şehir değil. İstanbul tarihi İpek yolunun kavşak noktasıydı. Ve o tarihteki İstanbul yeniden eski İstanbul olarak bu yeni İstanbul'da bir şekilde bu ilahi misyonun bir parçası olacak. Bu tecelli edecek. Dünyada ilahi manada iki büyük sır kapısı vardır. Bunlardan bir tanesi İstanbul, bir tanesi de Kudüs'tür. İkisi de batıni anlamda Suyun suya benzediği gibi birbirine benzer. Ne demek istediğim o ilahi misyon tecelli olduğunda daha iyi anlaşılacaktır. Bütün bu hususlar bir plana göre gidiyor ve bu plan artık yavaş yavaş sona gelindi ve bu plan işlemeye başlayacak. Bu plan işlediğinde Türkiye'nin attığı adımlar, ittifak sistemleri, yaptığı politikalar ve yapacağı projeler daha da temellenecek. Bunu da hep birlikte inşallah göreceğiz. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.